en kötü anlarda, en çıkmaz zamanlarda her zaman bir umut vardır. Yeter ki umudun sizi bulacağı yerde bekleyin. Hayalimdeki vergiden herkese merhaba, iyi akşamlar efendim. Konguardato Komiseri, Mali Müşavir Adem Orkun Arda. Hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Türkiye'de 300 binin üzerinde limited, 400 binin üzerinde anonim şirket, toplamında 700 binin üzerinde sermaye şirketleri var. Bu sermaye şirketlerinin %80'i sermayelerinin 2/3'ünü kaybetmiş durumda. Biz buna teknik iflas diyoruz. Türkiye 1994'te ve 2001 yılında çok önemli bir kriz yaşadı. Ve 2001'de yaşanan kriz, bugün de iktidarda olan partinin tek başına iktidar olmasını, ilk kez seçime katılmasına rağmen iktidar olmasını sağladı. Dün 6 Kasım günü hükümetimiz enflasyonla ilgili bir açıklamada bulundu. %25,24. Üretici aşamasında aslında bu enflasyon oranı %45-50'lerde. Bankalar mevduata %25-30 faiz veriyorlar. Kredi faizlerini 45-50'lerde yükselttiler. Yükselttiler, buna rağmen kredi isteyenlere birçokları kredi vermiyorlar. Vergi ve sigorta primi gecikmelerinde aylık %2 faiz uygulaması yeni gündeme geldi. Mevduat faizi %30'lara kadar tırmanmışsa ve kredi faizi %50'lerdeyse, işverenler gecikmesi aylık %2 olan vergi ve sigorta primini öder mi? Öder mi? Ödemez. Senenin başında 2 Ocak'ta dolar kuru 3 lira 77 kuruş. Bugün bir hayli düşmüş, dolar kuru 5,34. %42 artış var. Ve bir ara Eylül ayında bu 7'lerin üzerine çıktı. Yani kur artışı ve maliyet artışları nakit akışlarını yönetemez duruma getirdi. Zor durumda yaşayan bu firmalar, borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili yollar aramaya başladı. Ama bu arada maalesef bazıları da iflas bayrağını çekti. Borçlarını ödeme güçlüğü taşıyan, sözünü etmiş olduğumuz bu firmanın için iflastan önce sunulan son bir çıkış yolu var. Konkordato. Holdinglerden KOBİ'lere kadar birçok firmaları iflasa gitmemek için Konkordato yolunu seçtiler. Mali müşavirsiniz. Aynen üçümüzden olduğu gibi işte bağımsız denetçileriz vesaire, hepimiz meslektaşız. Ve siz mahkemece Konkordato komiser olarak görevlendirildiniz. Şirket olduğunu varsayalım. Şirket mahkemeye başvursun. Başvuru belgesinde neler olması gerekir? Oradan başlayalım uygulama olarak. Evet, siz. Ve sonra hakimin bu konudaki kararıyla beraber size bu konu tevdi edildiği zaman neler yapılır, bunları anlatır mısınız? Tabii ki. Tam bir uygulamaya yönelik olarak isim söylemeden. Evet, en önemli bu. Tabii. İlk önce mahkeme, borçlular Konkordato'ya başvurabilmek için bir takım belgeler hazırlamaları gerekiyor. Bunlardan birincisi ön rapor. Ön raporda borçlarını ne şekilde ödeyeceklerini, vadelerini, tenzilat yapacaklarsa yüzde kaç tenzilat yapacağı, iflas etme durumlarında alacaklıların bu iflas durumunda ne kadar borçlarını tahsil edeceği ile ilgili bir ön proje sunuyorlar. Bu ön proje içerisinde şirketin hem bir önceki dönemine ait olan finansal tabloları, hem de 45 gün geriye doğru olarak, örnek vereyim, bu dönemde bir başvuru yapacaksak 10. ayın sonu itibarıyla bir takım finansal tablolarını mahkemeye sunuyorlar.
Evet. Mahkemede bu sunulan finansal tabloları, projeleri incelemeye alıyorlar. İnceleme etkisi tamamen mahkemeye ait. Herhangi bir bilirkişi atamıyor. Hakime ait. Herhangi bir bilirkişi atamıyor. Belgeler üzerine. Belgeler üzerine yazıyor. Yalnız belirli bir ciro yaşayan firmaların ayrıca da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Kamu Gözetim Kurumu'ndan yetki almış olan bağımsız denetim şirketlerinden bu projenin uygulanabilir olup olmadığı raporun gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili olarak bir finansal analiz raporu istiyorlar. Evet. Bu raporda işte şirketin finansal tabloları inceleniyor. Vermiş olduğu rakamlara bakılıyor. Uygulanabilir olup olmadığı ile ilgili bir fikir sunması isteniyor. Eğer eğer bağımsız denetime tabi bir şirketi belirli olanlar dahilinde mahkeme hiç beklemeksizin eğer bağımsız denetim şirketi olumlu bir görüş vermiş ise geçici müddeti veriyor. Geçici müddet kararı verilmesinden sonra mahkeme bir komiser... Yani burada eğer işletmenin büyüklüğü itibariyle... Ciro ve büyüklüğü. Yani boşluğu olan firmanın, bu talepte bulunan firmanın mevcut büyüklüğü, artık o detaya girmeyeceğiz. Evet. Bağımsız denetim raporu verilmesini gerektiriyorsa talep aşamasında bağımsız bu raporun denetim mutlaka hazırlanması gerektiğini, şekil şartı. Böyle bir rapor verilmesi halinde de derhal müddet veriliyor. Geçici başka müddet. Bir şeye, bu rapora istinaden hakim süre bekletmeksizin geçici müddeti vermesi gerekiyor. Geçici mühletle geliyor. Peki. Geçici mühletle ilgili verdi. Size hangi aşamada tebliğ ediliyor? Geçici komisere. Müddet kararı verildikten sonra mahkeme size bir görevlendirme yazısı sunuyor. Diyor ki X firmasına siz Kongartut'a geçici komiser olarak atandınız. Geçici müddet süresi içerisinde komiserin ismi geçici komiserdir. Yani evet. 3 artı 2 aylık süreç içerisinde siz geçici komisersiniz. Ne yapacak komiser? Komiser muavini yani. Komiser. Yani ne yapacak komiser bu arada? Size görevlendirme yetkisi verildi takdirde mahkeme kararlarında derhal göreve başlar diyor. Zaman kaybetmeksizin. Başladı. Siz zaman kayb... Kime müracaat ediyorsunuz? Zaman kaybetmeksizin siz şirketin yetkililerine ya da avukatıyla temasa geçiyorsunuz. Yani. Diyorsunuz ki ben sizin firmanıza heyet halinde ya da tek şahıs olarak komiser atandım. Şirketini tanımak istiyorum. Şirketin yetkilileriyle bir ön toplantı yapıyorsunuz. Resmi toplantı değil. Yani şirketin organizasyon şeması nedir? Şirketin mali durumu nedir? İşte şirket yetkilileri kimlerdir? Bunları tanımak için bir randevu alıyorsunuz ve derhal şirkete gidiyorsunuz. Evet. Genelde toplantılara benim komiserliğini yaptım. Geçici Kongartut'a komiserliği yaptığı firmalarda. Şirketin mali müşavirleri, eğer varsa yeminli mali müşavirleri, bağımsız denetim şirketinin yetkilileri, şirketin yönetim kurulu üyeleri, şirketin mali işler direktörleri, insan kaynakları yöneticileri toplu bir şekilde toplantı yapıyoruz. Şirketi tanıma yönelik. Daha sonra ilk toplantıda da bir takım kararlar almanız gerekiyor. Öncelikli olarak mahkeme diyor ki komiser işin gereği... kararı ilk toplantıyı yaptınız. Bu yaptığınız toplantıda bunlarla ilgili komiser herhangi bir rapor düzenlemesi veya tutanak yapıyor mu? Tabii. Bütün toplantılar tutanak evet, yapılıyor. Tutanağa katılan herkes tutanak daha sonra itiraz ortaya çıkmaması için tutanağa bağlanıyor. Tüm toplantılar. Evet. Alınan kararları sadece komiser ve komiser heyeti karar alıyor. Onda yönetim kurulu üyeleri ya da şirket yetkililerinin imzaları bulunmuyor. Bu kayıtları tutanağa aldı ve bunlarla ilgili bir defter tasdiki 3 adet defter ve defter tutması gerekiyor. Tabii mahkemeye verecek. İcra İflas Kanunu'nun 298. maddesi komiser işin gerektirdiği defterleri tutması gerekiyordu. Mersin'deki genel uygulamada 3 tane defter tutulmaktadır. Bunlardan birisi kararların yazıldığı karar defteri, diğeri envanterlerimizi kaydedeceğimiz envanter defteri ve gelen giden evrak defteri. Çünkü bunun bir şekil şartı var mı? Şekil şartı yok. İster komiser kendisi onaylar. Siz mi onaylıyorsunuz? İster komiser onaylayabilir. Komiserin öyle bir yetkisi bulunmaktadır. Ama genel uygulama Mersin için soracaksak noter onayı istiyor. İcra İflas Kanunu'na noter onayında da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre değil.
İcra İflas Kanunu hükümlerine göre onaylanmıştır ibaresi. Siz notere mi onaylattırdınız? Ben evet notere onaylattırdım. Evet, noterde herhangi bir belge istiyorum bu konuyla ilgili. Şahıs veya şirket olmasına göre farklılıklar arz ediyor. Eğer şahıs firması ise herhangi bir belge istemiyor. Komiserim beraber şirket yetkilileri de orada bulunmasını talep ediyor. Sizi görmek istiyor. Şahıs firmalarında hani normal ticari defterleri tasdik etme döneminde isteyenden bir takım belgeler var. İşte o da kayıt belgesi. O belgeleri sizden talep ediyorlar. Genelde biraz ilk zamanlar... Değerlendirme belgesi yeterli geliyor mu tasdikle nasıl? Bağlantılı? Mahkemenin komisere görevlendirme ticaret yazısı. Ticaret gazetesinin örneğini alıp koyuyorlar. Evet. Yani sizin orada görevli olduğunuzu görmek istiyorlar. Ya mahkeme kararını sunmanız gerekiyor. Eğer mahkeme kararınız elinizde evet. Yoksa ticaretçi gazetesinden. Tasdik ettirdiniz. Tüm kararları. İlk toplantıyı yaptınız. Bu arada zaten defterlerde anında görebildiğim kadarı tasdik ettirdim. Peki bu arada şirketle ilgili neler yapıyorsunuz? Şimdi ilk önce şirketimizi tanımaya çalışıyoruz. Evet. Yani nedir? Muhasebe sistemi nedir? Kayıtları nasıl tutulmuş? Şirket iç kontrol sistemi denir. Ben bir denetçi olduğum için iç kontrol testleri yapıyoruz. Yani bir nitekim buradaki komiserin görevi bir denetim ve gözetim. Gözetleme, evet. Bir takım mesela ilk toplantıda siz bir takım şeylerde önerilerde bulunuyorsunuz. Örnek vereyim. Bundan sonra gayri resmi hiçbir işlem yapılmayacak. 1 lira daha alışveriş olsa bu faturalandırılacak. Ödemelerin tamamı 1 lira daha olsa banka üzerinden yapılması gerektiğini, tahsilatların banka üzerinden yapılması gerektiği tebliğ ediliyor. Günlük kasaların her gün bankaya yatırılması. O zaman yani günlük nakit akışı olsa da bankaya. Aynı gün bankaya. Aynı gün banka. Haftası evet. Olduğu zaman pazartesi günü. Evet. Eğer bankadan ödenemeyecek bir takım giderler varsa bunları da kasa defteri tutturuyorum. Evet. Tüm dekontlarla beraber üstü zimbalar. Tabii kasa defteri tutma zorunlu olmadığı için yok. O arada kasa defteri ama nakit öneriyorsunuz. Tabii nakit ödemelerin denetim açısından kasa defteri önemlidir. Evet. Ya o bilgisayar ortamında da tutulabiliyor ya da kağıt ortamında da tutulabiliyor. Bunları denetliyorsunuz. Daha sonraki aşamalarda mesela mahkeme size bir görev veriyor. 30 gün süre içerisinde diyor ki sen bir ön rapor sunacaksın. Bu ön raporda diyor ki proje uygulanabilir bir proje mi? Umut var mı? Umut var mı? Evet. İkincisi olarak projedeki finansal raporlara... Kayıtlardan gidiyorsunuz tabii siz. Tabii kaydı. Finansal raporlar... Şimdi zamanınız yok çünkü. Tabii. Finansal raporlarla yani finansal bilgilerle defter kayıtları uyumlu mu? Yani şöyle olabilir. Defter kayıtlarında farklı bir borçlar vardır. Biliyorsunuz Excel veya programları kullanarak hayali kayıtlar yaratılmış mı? O kayıtlar normalde defterlerinde de mevcut mu? Bunu kontrol et diyor. Evet. Bunun kontrolünü yapıyorsunuz. Kayıtların güncel durumunu analiz ediyorsunuz. Bir de borca batık olup olmadığı ile ilgili hesaplama yapın diyor kayda yerden. Yine kayıttan hareket. Ancak yani icra biz... Orada bir soru soracağım. Buyurun. Az evvel sözünü etmiştik biz. Teknik sermaye. Kur farkları meselesi var. Kur farkları uygulaması ile ilgili ne bildiğiniz gibi bir tebliğ yayınlandı. Evet. Bu tebliğde ne anlatılıyor ve borca batıklık uygulamasında kur farkları nasıl dikkate alınıyor? İstisna kapsamı dışında. Evet. Şimdi borca batıklık hesaplamaları kur farkı giderlerini biz hesaplamaya dahil etmiyoruz. Evet. Onu 2023 yılına kadar istisna dışı bıraktılar. Evet. Değişiklik yapıldı. Tebliğ değişikliği. Evet. 2023'e kadar neler? Bu arada herhangi bir ilanımız, bildirimimiz, hangi aşamada, ne zaman yapılıyor şimdi, bunlar? Şimdi mahkemene verdiği görevlendirme kapsamında inceleme yapabilmek için örnek vereyim iflas yani borca batık olup olmadığını hesaplaması ve kayıtların gerçeği yansıtmanın tespit edilebilmesi için biz alacaklılara ve borçlara geçici müddet süresi içerisinde bir alacağını bildirmeye davet ve borcunu bildirme davet yazıları gönderiyoruz. Pardon. Çare hesap teyidi. Evet. Burada size verilmiş olan kayıtlarda görünen. Tabii. Kayıtlar görülen. Ama şöyle bir şey daha yapıyoruz. Evet. Basın Yayın İlan Kurumu'nda ve Ticaretçi Gazetesi'nde bir yayın yap. Komiser kendisi bir yayın yapıyor. Diyor ki mesela kayıtlarımız olmadan alacaklarımız da olabilir, borçlarımız da olabilir. Diyoruz gelin, ki 15 gün içerisinde eğer bize borcunuz varsa, firmanın size borcu varsa
Bunları çek, senet, cari hesap ekstresiyle yani belgelerle kanıtlamak koşuluyla gelin. Bize bu belgeleri sunun yapılan ilanlarda. Genel olarak isimsiz olarak ilan ediliyor. İlan yapılıyor evet. Alacaklılar bu arada nitekim, o ilanı görmesi andaki görmeler gerekecektir. Nitekim komiser olduğum evet. bir firmada hiç kayıtlarda olmamasına rağmen 3 tane firma bu yaptığımız ilanı görmek suretiyle geldi bize iadeyi taahhütlü olarak geçici mühlet geçici müddet süresince şeylerini gönderdiler. Siz belgeleri. Ne yapıyorsunuz onunla ilgili? Biz bu belgeleri şirkette bir görevliyi görevlendiriyoruz. Niye yok evet. diye soruyorlar. Evet. Niye yok? Görevlendiriyoruz. Diyoruz ki bu belgeler önce toplanıyor. Daha sonra muhasebe kayıtlarıyla beraber kontrolü yapılıyor. Evet. Uyum var mı yok mu? Uyum yoksa biz bunları bir kenara bırakıyoruz. Niye bu yok? Bunun tespitini yapmamız gerekiyor. Zaten uyum olmamış olacak zaten. Mesela alacaklar biz şirketle. Evet. Niye yok? Niye yok? Şirketle evet. örnek vereyim. Borçlu eğer anlaşamazlarsa borç konusunda bir çelişki varsa biz bunu kenara yürüyoruz. Mahkemeye diyoruz ki bu çelişkili bir borçtur, alacaktır. Bunun takdiri size aittir diye mahkemeye sunuyoruz. Mahkeme de o süreçte yaptığı uygulama bir şey atıyor. Bilirkişi atıyor. Her iki tarafın ticari defter kayıt ve belgeleri inceleniyor. Yani bu borcun realitesinin tespit edilmesi için. O şekilde işlem yapılıyor. Yani sizin oradaki başta söylemiş olduğunuz aslında denetleme değil, gözetleme anlayışından hareketle nezaret ve yaşadığınız, gözetim. Gördüğünüz uygulamaları size sunulan veya sunulması gereken belgelerle bağlantılı. Tebligat yap yetkimize sahibiz. Mahkeme. Yani mahkemeye bildirmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii bir olumsuz. Sadece onu İcra İflas Kanunu 297 Taksim 2. maddesi kapsamında evet. denetim ve gözetim yapmış olduğumuz firmada herhangi bir aksilik gördüğümüz takdirde bunu derhal mahkemeye bildiriyoruz. Evet. Ya bu nedir? Örnek vermek gerekirse bir komiserin yetkisi dahilinde yapılacak işlemler var. Hiç yetki almadan yapılması gereken işlemler var. Bir de mahkemenin takdirinde olan yani mahkemeye soru olarak örneğin bir gayrimenkul satışı. Bunu komiser şey yapamaz. Karar veremez. Hmm. Borçlu da buna karar veremez. Bunu mahkemeye mahkemeye evet. sunulması. Örnek verin bir gayrimenkul satışını gerçekleştirdi. Biz derhal bunu mahkemeye diyoruz ki 297 Taksim 2. madde kapsamınca satış yapmıştır. Mahkemeye derhal süre kaybetmeksizin firmayı şeyden çıkartıyor. Kanunlara aykırı davrandığı için. Evet, şimdi yine devam edelim. Neler yapıyor geçici mühlet döneminde? Komiser ne yapıyor? Önce bunu bitirelim. Sonra şirket talepte bulunan, kongresi talebinde bulunan şirket ne yapıyor? Bunlara geçeceğiz. İlanlarda kaldık. İlanların sonuçları geliyor. Defter kayıtlarıyla kontrol ediyoruz. Aynı şekilde bilanço elimize alıyoruz. Orada 159'lu hesaplar var. Avans hesapları. Bunların faturalar nerede diye soruyorum ben mesela. Yoksa değer avukatı diyoruz ki şirketin avukatına bunlara 3 günlük iddianame gönderir. Mahkeme diyor ki alacaklarınızı değer tahsil edin, para biriktirin. Evet. 159 hesaplar. Yani örneklerin bizim alacaklı olduğumuz firmalar tespit ediliyor. Bunlara yazılar yazılıyor. Diyor ki 3 gün içerisinde bize borcunuzu ödeyin. Eğer borcu yoksa da bunu bize kanıtlayın. O süre içerisinde herhangi bir ödeme yapılmazsa icra takiplerine başlanıyor. Para tahsil. Evet. 120 hesap da aynı. Evet. 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 159-121 o hesaplardaki evet. Şeylere tahsilatlara gidiliyor. Daha sonra ondan sonra haftanın belirli günlerinde şirketin yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanlarıyla şirketin gidişatı hakkında toplantılar yapılıyor. Evet. En az haftada bir gün toplantı yapılması gerekiyor. Her toplantı dediğim gibi tutanağa bağlanıyor. Evet. Günlük ben bir firmamın bünyesi kapasitesi çok yüksek olduğu için hemen hemen her gün gidip muhasebe kayıtlarını yerinde kontrol yapıyorum. Yapmış evet. oldukları zor. Yaptıkları evet. kayıtları kontrollerini yapıyorum. Belgeleri istiyorum. Banka hesap eksilerini kontrol ediyorum. Okeyliyorum. Evet. Tasdik. Evet. Herhangi bir şey var mı yok mu diye onları kontrollerini yapmamız gerekiyor. Geçici müddet sürecinde aynı zamanda bir de borca batık olup olmadığını tespiti için de şirketin
menkul, gayrimenkul, demirbaşlarını kıymet takdirlerini yaptırmanız gerekiyor. Bu geçici mühlet dahilinde süre yetecek mi? Aslında gizli müddette yapılıyor ama şimdi mahkeme bize diyor ki bilanço gerçeği yansıtıyor mu? Bir. İkincisi de diyor ki borca batık mı? İflas ertelemelerde siz de biliyorsunuz hesaplama yapabilmek için bilançonun gerçek değerini ortaya çıkartmamız gerekiyor. Onu da yapabilmemiz için bir alacaklara soru sormak, ikincisi de bu kıymetlerin takdirlemelerini uzman kişileri yaptırmamız gerekiyor. Bu süre yeter mi bu dönemde? Yetiyor. Hemen yapıyor. Sermaye piyasası kurulundan. Evet. 2 günde evet. Bir firmamızda bayağı uzun sürecek. Farklı şehirlerde gayrimenkuller olduğu için başka şehirlerde ama dediği gibi üstadımın bir hafta 10 gün içerisinde. Bağımsız denetim firması bununla ilgili rapor vermişse ve raporunda da bu tür olan uygulamalar yalnız sınırlı yapılmışsa rapor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bağımsız denetim raporu da verdiğim için bu konuda şöyle bir bilgi vereyim. Bağımsız denetim raporu verilen rapor tam bir bağımsız denetim raporu değil. Sınırlı. O sınırlı bağımsız denetim raporu olduğu için görüş bildirilmiyor aslında. Evet. Diyor ki herhangi bir olumsuzluk yoktur diyor. Kesin bir kaygı vermiyor. Ve raporda görüş kısmında diyor ki bu veriler her an değişebilecek veriler diyor. Yani değerleme şirketlerinin tarafından yapılmış bir değerleme olmaksızın kayıtlar üzerinden hareketle. Kaydı değerler üzerinden inceleme yapıldığı için. Çünkü firmaların bunları yaptıracak zamanı yok. Evet. Bu işlemler çok kısa sürede yapılması gereken işlemler. O kesin mühlet döneminde. Kesin mühlet döneminde yapılıyor. Şey evet. Peki geçici mühlete yine devam edelim. Çünkü onu bitirdikten sonra kesin mühlete gireceğiz. Orada düşüncelerimizi alacağız. Ama asıl arkasından konu başlığımızla ilgili sevgili Ahmet Akın'la bu konuda sohbete tekrar başlayacağız. Evet. Buyurun. Başka neler yapıyorsunuz geçici mühlet döneminde? Şimdi, komiserler bunu yapıyor dedin. Başka bir şey yapıyor mu? Tabii ki. Neler yapıyor? Şimdi örnek vermek gerekirse geçici müddet süreci. Mesela sürekli olarak firmaların borçları sizle temasa geçiyorlar. Bu yeni bir uygulama olduğu için ne olduğunu bilmiyorlar. Evet. Sürekli sizden soru soruyorlar. Biz şimdi ne yapacağız? Biz nasıl bir yol çizmeliyiz? Nedir bizim için? Onlarla ilgili mesela ben şu an firmalarımda 15 gün sonra resmi olmamakla beraber bir toplantı yapmayı düşünüyorum. Çünkü aşırı derecede telefon görüşmeleri oluyor. Aslında alacaklar toplantısı kesin mühlet döneminde olması. Kesin mühlet ama bu bir resmi değil. Bu kongartoto nedir? Süreçte ne tür işlemler yapılacak? Ne yapılmaları gerektiği, kafalarına takılan sorular nelerse. Belki de geçici mühlette kesin mühlete karar verilmeyecek. Onun için o toplantıyı o anda istemek doğru mu? Genel uygulama bu şekilde. Yani mahkeme tarafından görev verilmeden siz kendinizden bu işleme hakkınız var mı? Var, yapabiliyor komiser. Yapabiliyorsunuz. Komiser yapabiliyor. Evet. Komiserin yetkisi var o konuda. Evet. Tebligat çıkartma. Siz bir resmi görevlisiniz zaten şeyde. Tabii canım. Yani resmi görev. Tabii. Siz bir resmi görevlisiniz orada. Evet. Sizin yetkileriniz var. Tebligat yapma yetkiniz var. Karşıdan bilgi isteme yetkiniz var devlet dahil. Başka neler yapıyor komiser o süre dahilinde? Sürekli geçici müddet için mi soruyoruz? Geçici müddette nezaret ve denetim görevi yapıyor. Evet. Yani mesela ön proje bir anayasa diye diyoruz. Ön projede olanan borçlar geçici müddet süresi boyunca kesinlikle ödenmez. Eşitlik ilkesine aykırı olmamak kaydıyla. Siz burada buna uyuyorluğu mu onu kontrolünü yapıyorsunuz. Örnek vereyim. Bir firma ön projesinde bir borcu yapılandırıp tenzilat yapıp ya da yapılandıracağını beyan etmiş ise bu ödeme yapmış mı yapmamış mı bunların kontrollerini yapıyorsunuz. Sizin göreviniz kontrol. Şu da var. Biz kesinlikle yöneticisi değiliz firmanın. Bizim yönetim yetkimiz yok. Biz sadece denetim ve gözetim yetkisine haiziz. Evet. Ama mahkeme kararıyla da size ayrı bir oda sizin tabii, sadece gireceğiniz. Bazen yönetim kayyumu da oluyor. Mahkeme kararında şey yapabiliyor üstadım. Tabii diyebiliyor ki sen belirli bir miktara kadar ödemelerde senin onayından geçerek ödeme yapılabilir diyebiliyor. Mahkeme kararına göre. Bu mahkemenin takdiridir. Mahkeme evet. Onun sınırlarını çizebiliyor. Ayrı bir kongartoto odası kurduruyorsunuz. Sizin bulunacağınız. Çünkü çalışma odanız oluyor. Orada Anahtarı sizin açıp kapattığınız bir odanız oluyor. Bir bilgisayarınız, bir yazıcınız oluyor. Bir toplantı masanız oluyor orada. Çünkü alacakları ve orada görüşmeler yapıyorsunuz. Genelde şeffaflık olması babında ben şeyi tercih ediyorum. Kamera bulunmasını. Evet. Ne olur ne olmaz diye. Evet. Görüşmelerin de kayıt altına alınmasını tercih ediyorum. Evet.
Çünkü ne olur mu? Ve doğru. Bütün görüşmelerimizi biz mutlaka tutanağa bağlamak çünkü zorundayız. Çünkü siz evet. Hakim yardımcısı oluyorsunuz. Evet, hakim yardımcısı. Resmen hakim yardımcısı. Evet, size geçeceğiz biraz sonra uygulamayla ilgili. Tabii uygulamadan ki. Sonra başka neler yapılıyor geçici mühletle ilgili? Bu saydıklarım yapılıyor genelde. Peki, geçici mühlet dedik. Üç yetmezse... Bir şey daha söyleyeceğim. Sürekli olarak firmaya şu imajı, şu şeyi söyle, şu şeyi imajı yaratmanız gerekiyor. Firmalar genelde kongardoto ilan ettiği zaman bir kasvete giriyorlar. Ticari hayatını bırakıyorlar. Kendilerini sanki dünyanın sonu gelmiş gibi harekete geçiyorlar. Evet. Kongardoto'nun mantığında diyorlar ki siz 5 yıllık süreç içerisinde biz size hiçbir borç alacak ödetmeyeceğiz. Siz o süreçte normal ticari hayatınıza devam edin. Para kazanmaya bakın. Bu parayı bankada veya şeyde biriktirin. Normal hayatınıza dönün, işçilerinizin ücretlerini ödeyin, devletin vergilerini ödeyin, mal alımları yapın, mal alımlarıyla beraber ödemelerini yapın, tahsilat yapın, normal ticari hayatınıza dönün diyor. Peki kesin mühlet dahilinde neden talep etti firma kendi borçlarını ve alacaklarını özellikle idare edemediği için, yönetemediği için mevcut olan bir kriz dönemini firma yaşadığı için? Tabii genelde peki, dövizden bu kaynaklı. Bu ilgili geçici mühlet döneminde herhangi bir devletin alacağı varsa veya diğer bazı kurum ve kuruluşların bu konuda takipleri varsa bunlar ne oluyor? Geçici müddette takip yapabilirler. Ancak eğer rehinli bir alacaksa satış gerçekleştiremiyorlar. Yani bir şey yapamıyor. Hayır. Takip açabilir. Ama bunu sonuçlandıramıyorlar. Herhangi bir haciz işlemi gerçekleşmiyor. Mal satım işlemi gerçekleştirmiyor. Evet, faizler duruyor. Yalnız rehinli alacaklar dışındaki sadece, faizler duruyor. Evet. Adi alacaklar. Kamuya borçları ne oluyor? Aynı şekilde. Duruyor, aynı, evet. Şekilde. Aynı şekilde. Devam ediyor. Aynı şekilde aynı ödenmesi şekilde. Gerekiyor. Peki üçüncü şahısların bunun dışındaki adi alacaklar diyelim. Onların zaten vadeleri itibariyle ödeyemediği için böyle bir talepte bulunmuş oluyor firma. Tabii. Bunlar ne oluyor? Aynı şekilde. Ne oluyor? Eşitlik geçici müddet süreci içerisinde eşitlik ilkesi kapsamı içerisinde hiç kimseye ödeme yapılmıyor. Ödeme proje yapayım. Kapsamındaysa. Ha örnek vereyim. Adam firma proje yazdırdı. Proje yazdırırken bazı alacaklarımı dedi ki ben proje kapsamını almıyorum. Almadığı borçları ödeyebilir. Onda bir sıkıntı yok. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ön projeyi kontrol ediyorsunuz. Geçici mühlet tarihine bir çizgi atalım. Evet. Bunun öncesindeki olan uygulamalarla ilgili duruyor mu diyoruz? Şimdi ön projeniz var. Siz ön projede evet. Çek, senet atıyorum cari alacaklarınızı listeliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunları ya tenzilat istiyorum. Yani yeniden vade yapılandırayım evet. Ya da vade istiyorum. Ya da her ikisini birden isteme şansı var. Karma bunu karma. Evet. Karma isteyebilir. Öyle oluyor. Genelde karma tercih ediliyor. Evet. Proje kapsamındaki hiçbir borcu siz ödemiyorsunuz. Çünkü devlet diyor ki sen onu yapılandıracağım borç diyor. Duruyor diyebilir mi? Kesinlikle duruyor. Yani. Ama şu da var. Pardon oradan bir noktaya geçeceğim zaten. Burada benim sorularım çok önemli. Çizgiyi koyduk. Evet. Yani borçlunun vermiş olup onaylandığı tarihin altında, geçmişinde olan borçlarınınla ilgili ödeme duruyor. Örnek vereyim, mahkeme kararını verdiği doğru, tarihten ödeme önceki duruyor. Borçlar duruyor. Ha, ödeme duruyor. Ama aynı kişiyi de... Ama pardon, en az 3 ay olduğuna göre artık veya bazen 5, 5'e 3 veya 5 ay bu duruyor. Evet. Yani o kişiler, adi alacaklılara herhangi bir ödeme yapılmıyor değil mi? Kesinlikle. Evet. İşletik ilkesine aykırılır. Diyor ki sen 5 aylık süreçte nefes aldın. Detaya girmeyelim. Yani ödeme yapılmıyor. Hayır. Bunun dışında banka dahil. Tabii onun dışındakiler. Bankaya dedi rehinli borçları varsa bankaya, ipotekli borçları varsa onlarda da mı aynı oluyor? Aynı. Yani onlar da hiçbir şey ödeme yapılmıyor hayır. Bu süre dahilinde. Hayır. Bu süre dahilinde yapılmıyor. Hayır. Peki. Zaten oraya geçeceğim. Bir tek nafaka ödemesi. Nafaka yok. Evet. İşçilik alacaklarında. Geçmişe dönük bir yıllık. Ben asıl zaten bugünkü konumuzun, bu kadar sorumun özünde yatan burası. En az 3 ay bankalara ödeme yapmıyor. 5 ay. Biz ona 5 ay diyelim. Hep en az 3 ay diyorum. 5 oluyor. 5 ay. 5 ay. Diğer adi alacaklara herhangi bir ödeme hayır. Yapılmıyor. Ama proje kapsamındaki borçlar ödenmiyor. Anladım. Proje kapsamındaysa ödeyebilirsin. Tamam. Ama bu tarihten
sonraki alışverişlerle ilgili normal süreç devam ediyor. Normal, normal şimdi şöyle söyleyeyim. Borçlarımız Kongartato borcu ve MOSA borcu olarak ayrılıyor. Kongartato kapsamındaki borçlarımız herhangi bir ödeme yapmıyoruz. Kongartato kapsamı dediğimiz projedeki bulunan. Ancak proje atıyorum X firmasıyla benim firmamda da var bir tane. Pardon, proje sonrasında X firması ve B firması Y firması. X firmasını size önceden borcu, sizin X firmasıyla daha önceden ticari bir hayatınız olabilir. Borçlanmış olabilirsiniz. Bir borcunuz olabilir. Aynı firma size Kongartato'yu ilan ettikten sonra da mal vermeye devam edebilir. Önceki borcuna dokunmuyorsunuz. Mevcut MOSA borcunu MOSA borcuyla ilgili alışveriş yapıyor. Benim bir tane firma... MOSA borcu dediğiniz? Komiserin borcu. Cari borcu. Cari, güncel. Ha. Ticari faaliyetiyle ilgili olan. Ha, yani... Kongartato'yu ilan ettikten sonraki borcu. Normal hayat devam ediyor. Yani aynen. Buradan bir mesaj verelim mi? O mesajımız şu olsun. Kongartato ilan etmiş olan firmalar, iflas etmiş firmalar değil. Hayır, aksine, değil. Kesinlikle aksine, değil. Mahkeme tarafından öncelikle Kongartato sonunda artık iflastan kurtulmasını muhtemel gözüyle bakılan firmalar. Olumlu düşündüğü için Kongartato'ya götürdü. Tabii. Ve komiser de bu arada mahkemenin yerine geçmek üzere orada görevlendirildi. Denetliyor. Temel amacı bu, temel gayesi bu. Evet. Ve bu süre dahilinde de üçüncü kişiler rahat olsun. Evet. Daha da güvenceli bir alışveriş için, hatta daha öncekinden de bir güvenceli bir alışveriş ortamı yaratılmış. Kongartato'da ilan edildiğinde böyle bir güvenceli bir kesinlikle. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, örnek vereyim. Bu firma Kongartato sürecine girmediğini düşünelim. İflas ettiği zaman alacak iflas ettiği zaman ilk önce rehinli alacaklar tahsil edilir. Evet, daha sonra işçi alacakları tahsil edilir. Adi alacaklara herhangi bir alacak hakkı düşmez. Hiçbir şey kalmaz. Ama Kongartato ilan edildiği için herkes eşit. Evet. Yani alacağını tahsil etme imkanı sanıyor aslında. Evet. Çok iyi bir uygulama. Yani burada mesajımız buydu. Bu çok önemliydi. Ama burada da bazı şeyler olabilir. Şimdi şöyle bir soru var. Dernekler Kongartato'ya ilan edebilir. Demek ki dernek dediğine İktisadi işletme işletiyor. Dernekleri edebiliyor. Zaten başta söylemiştik, edebilir. Ediliyorsa Mersin İdman Yurdu Spor Derneği Kongartato'ya ile kurtulabilir mi? Şimdi Kongartato'yu ilan etmenin bilançoları bu. Ve yani her firma Kongartato'yu ilan edemiyor. Bir takım bilançolarını, gelir tablolarını, bir takım şeylerini buna uygun olması gerekiyor. Yok, anladım. Şimdi buradaki soruyu şöyle anlamak lazım. Kongartato'yla ilgili mahkemeye başvurdu. Mahkeme de kabul etti. İlan edebilir. O anlamda söylüyorum. İlan edebilir. Tabii, sıkıntı yok. Öyle değerlendirmek lazım. Yani burada demek ki tüm herkes şahısa da dahil olmak üzere yasalara, kurallara uymak kaydıyla mahkemeye talepte bulunabilir. Yer hangi mahkemeler efendim? Ticaret mahkemeleri. Evet. Yetkili mahkeme de bir asliye ticaret mahkemeleridir. İhtisas mahkemesidir. Peki orada hemen bir soruyu daha soralım. Şirketlerse. Evet. Nereye başvuracak? Şirketinde birden fazla şubesi varsa? Merkezinin bulunduğu yerdeki. Peki şahıssa? İkamet adresinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesine. Peki şahıs, birden fazla ortağı var ve değişik illerde. Benim yani başıma geldi. Ortaklık. Evet. Benim bir firmamda aynı şekilde var. Evet. Şirket bir, hepsi için ayrı bir proje hazırlanıyor. Tek bir proje içerisinde, tek dava dosyası içerisinde. Evet. Örnek vereyim. Şirketin merkezi bulunduğu yerde her ortakta kendi ikamet adresini bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesine başvurarak ilan ediyor. Sizin öneriniz nedir bu arada? En kolay yolu Kongartato talebi etmeden önce ikamet adresini şirketin merkezinin bulunduğu yere aldırmak. Evet. Sadece geçici mühleti bile tam olarak anlatamadık. Hayır. Anlatamadık. Çünkü belli ki bundan sonra yine programlar yapacağız. Yeni bir uygulama Kongartato. Herkes bunu uygulayarak, görerek öğreniyorlar. Hepimiz daha yeni yeni öğrenmeye başladık. Çaredir. Bence tabii, bana tabii. Kalırsa borçlular için de çok önemli bir olaydır. Hiçbir alacağını tahsil edememektense en azından bir tenzilat ya da bir vadeyle alacağına kavuşma şansı yaratıyor. Tabii. Evet. Komiserler zaten ciddi şekilde firmaları denetliyorlar. En ufak bir firma hata yaptı takdirde bunu raporluyorsunuz ve süreç anında bitiriliyor. Hiçbir gerekçe göstermeksizin, itirazlara gerek kalmaksızın mahkeme derhal karara bağlıyor ve bitiriyor. Ve hiçbir firma da bunu göze almıyor, inanın. Firmalar, iyi niyetli firmalar elinden geldiği kadar titiz davranmaya çalışıyorlar. Yaptıkları tüm işlemlerde sizi bilgilendiriyorlar. Aman komiserim,
böyle bir işlem yaptım, bu bizim sürecimizi baltalayabilir mi? Yanlış bir işlem mi yaptık? Böyle bir işlem yapacağız, bilginiz olsun diye bizde sürekli danışıyorlar. Hata yapmamak için. Ve biz onları yönlendiriyoruz. Ülkemin ekonomisinin düzelmesini hayal ediyorum. Çaresiz bir derde düştüm. Var mı bunun çaresi? Var. Yaşamayı öylesiye sevmek. Her insan kendisinde sandığından fazlası olduğunu bilmelidir. Hayat için gereken yeni bir akıldır. Doğru şey yapmak için yanlış zaman yoktur. İyi akşamlar efendim.